önünü açtı sonuna kadar. Bugün örneğin MHP AK Parti ile yürüyor. Peki Devlet Bahçeli 57. hükümeti bitiren adam değil miydi? Peki Refah Yolu niye çöktü? Askerler mi onu çöktürdü? Erbakan'a askerler mi imzalattı? Hayır, bizatihi ortağı Tansu Çiller imzalattı. İmzalamayacaktı hoca. Bakın günlerdir bir tartışma var. Rahmetli Erbakan'ın damadı Mehmet Altınözmüş galiba. Ya bir yerin belediye başkan adayı, İstanbul'un yeniden Refah adayı mı neyse bilmiyorum. Bir televizyonda bir iddia ortaya attı. Dedi ki 2006 senesinde Temel Karamollaoğlu da bunu doğruladı. Dedi ki 2006 senesinde Erbakan hocayı Tayyip Erdoğan tutuklatmak için evini polisle kuşattı. Şimdi hayır kuşatmadık, kuşattık. Hemen topa Bülent Arınç girdi. Bakın çok enteresan. Bülent Arınç yani Tayyip Bey bir şey söylemedi. Başka AKP'li bu tartışmaya girmedi. Hop Bülent Arınç çıktı. Dedi ki yok böyle bir şey filan filan böyle özlü sözler filan söyledi. Ama enteresan olan ne biliyor musunuz? Bu iddia edilen bu olayın olduğu tarih 2006. 2006'da ne oldu? 2006'da bu ülkenin şerefli Atatürkçü, cumhuriyetçi, başı dik, alnı açık Türk subaylarının köküne kıran sokuldu. Genelkurmay Başkanı bir numaralı terörist ilan edildi. Şerefli Türk subaylarının içinde bu duruma kabul etmeyip intihar edenler oldu. Bir Kuddisi Okkır vardı, hatırlıyor musunuz? Dağ gibi adamdı. Bir iftira attılar, kötü hastalıktan öldü, bir deri bir kemik çıktı. 2006 senesi çok enteresan bir sene. Çünkü Necmettin Erbakan'ın her şeye rağmen cumhuriyete bir sadakat